Herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımıza Ege Or Santral isimli şarkıyla başlıyoruz. Bugün yüksek enerjiyle başlıyoruz. Ama ben bir iz bulamıyorum. Birer birer birikir gider. Sana hiç bence sesi duymadık ki. Seni duymadık. Tekrardan merhaba. Bugün küçük bir hikayeyle başlayacağım. Geçenlerde başımıza gelen bir hikaye. Aslında geçenlerde değil, geçen yıllarda. Bir gün misafir gelecek bize. Misafir İsmail ile Şana. Kendisi şu anda zaten yanımda. Günün konuğu İsmail aslında. Ama bir merhaba demek ister misiniz? Tabii ki merhabalar, merhabalar herkese. Öncelikle Ege teşekkür ederim. Davet ettiğin için bu programa. İlk defa Ege bir radyo programı yapıyorum dediğinde benim de anlatacaklarım var. Ben de olmak isterim ve birlikte çok anılarımız var Ege ile. Umarım bugünkü yayından zevk alırsanız güzel bir yayınımız olur. Teşekkür ederim Ege. Ben teşekkür ederim. İsmail'i davet ettik. İsmail Şanay'ı ve dedik ki hani normalde haftada 3 gün 4 gün görüştüğüm arkadaşlarım, çok sık görüşüyoruz. Kız arkadaşım da bir anda böyle bir evde temizliğe girişti. Dedi böyle ya ben buraları temizleyeceğim edeceğim falan. Ya bana geldi rakı soruyor. Dedim bana niye rakı soruyorsun dedim. Böyle anlamadı falan. Ondan sonra bir bez uzattı. Ya şuna dedi iki damla rakı damlatır mısın dedi. Ben de dedim ya neden rakı damlatayım sana dedi. Kız gitti. Tuvaletteki aynayı temizlemeye başladı rakıyla. Şimdi bu olayın üzerine tabii günün davetlisi de İsmail. Onun için yapılmıştı bu rakıyla ayna temizleme hikayesi. Bugün birazcık da onunla bağdaştırmış oldum bu hikayeyi. Şimdi bir de ben rakı sevmem yani öyle de bir gerçek var ortada. Rakı sevmez İsmail doğru. Ben de rakı severim ki benim zaten rakı olayımı İsmail zaten çok iyi bilir. Aynen. Biz aynı yurttan tanışıyoruz İsmail'le. Varşova'da aynı yurtta yaşıyorduk. 6 senedir tanıyoruz birbirimizi. Şimdi Krakow'da da beraber yani beraber yaşamıyoruz tabii de. Aynı şehirde yaşıyoruz. Farklı şirketlerde çalışıyoruz ama İsmail de böyle bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım, sağ olsun kırmadı, bugün yayına katıldı. Çok güzel klarnet çalar, piyano çalar. Bu arada Türkçesi çok iyidir. Kendisi Azerbaycanlı ama şahane Türkçe konuşuyor. Onu da belirteyim, gerçekten teşekkür ederim. Ama şöyle de bir gerçek var, bazen akşam böyle 12'ye doğru Türkçemi kaybetmeye başlıyorum. Umarım böyle bir şey yaşamayız bu yayında. Yani hızlı bitirirsek diyor. Tamam şimdi. Bu güzel güzel Türkçeni sonuna kadar tutarım böyle performans olarak. Bugün artık bakalım. Şimdi sırada bir şarkı gelecek. Büyük Buhran. Bu şarkı zamanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ithafen yapılmış bir şarkıydı. Ona sevgilerimizi ilettiğimiz bir şarkıydı. Böyle sırıtık suratlı olandan bahsediyorum. Gökyüzünde çektiğimiz hasretle kendisine bu şarkıyı göndermiştik zamanda zaten. Yakın zamanlarda bir haber denk geldi bize. Kendisinin Twitter'ının kapatılması için insanlar report ediyormuş kendi hesabını. Provokatif postlar paylaştığı için.
Şimdi kendisini buradan Büyük Buhran isimli şarkıyla selamlayacağız. İstemiyoruz onu, Ankara'nın suyu kadar bile isimli şarkı. Onu Ankara'nın suyu kadar bile diyoruz ve yeniden İsmail'e doğru dönüyoruz. İlk baştan nasıl tanıştığımıza dair biraz bilgi verelim. Evet, evet bence sen anlatabilirsin bunu. Tam olarak hatırlamıyorum ama bir Azeri arkadaş vardı yurtta. Sen onunla yan odada kalıyordun sanırım. Ben de öyle bir kere onu ziyaret ederken senle tanıştım. Hep böyle aklımda, daha böyle yakından tanımayana kadar, hep böyle rakı içen, dolabında böyle 4 tane 70'lik rakısı olan ve her zaman da yanında böyle küçük bir, bu askerlerin kullandığı bir şeyler matara. Var. Matara, aynen. Bir matarası var ve mataranın içinde hep rakı bulundurur. Hep böyle anason kokan bir adam gibi aklımda kalmış Ege. Sonradan işte yavaş yavaş işte ben onun odasına gittim, karşılıklı bir şeyler içtik, tanıştık, o bana geldi falan. Yurt ortamı yani, birlikte yemek yapıyorduk falan. Yani bir şeye ihtiyacımız olduğunda yardım ediyorduk birbirimize. Biraz da şeyi anlatmak istiyorum. Benim Polonya'ya gelişim. Aslında bir yer atladın. Asıl tanışmamız sen piyano çalarken. Aynen öyle, bak orayı ben unutmuştum. Yurttaki aynen. Piyano. Çünkü yurtta... Piyano vardı. Akordu bayağı bozuk bir piyano ama bayağı piyano. Tabii. Bir gün gittim, bir yerden bir piyano sesi geliyor. Bir baktım, orada birisi piyano çalıyor. Daha çok sağ ellere önem veriyor ama olsun, çalıyor. Bayağı da güzel çalıyor. Ondan sonra bir gel dedik, bir tanışalım, ben de çalıyorum falan, merhabalaştık böyle. O gündür aslında ilk tanışmamız. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen, bir baktım bu çocuk hiç piyano falan da çalamıyormuş falan. Nasıl geldim Polonya'ya İsmail? Ben hakikaten bilmiyorum galiba bu anıyı. Ya bu çok
uzun bir olay. Ben bu arada 2014'te askere gittim. 2015'te askerden geri geldim. Ağustos ayında. O esnada da başvurular oldu, vize başvuruları falan. Ben de Eylül ayında vizemi aldım. Evet, uçak biletleri ayarlandı falan. Ukrayna'ya gideceğim Bakü'den. Ondan sonra da Ukrayna'dan da otobüsle Varşova'ya gideceğim. Ha, ucuz olsun diye öyle yaptım yani zamanında. Abi her şey güzel. Geldik, Ukrayna'da arkadaşım karşıladı, otobüse bindik. Sonra geldik işte Ukrayna Polonya sınırında. Ukrayna sınırını geçtim. Polonya sınırına geldiğimde bizi işte denetliyorlar. Valizleri çıkarıyorsun, pasaportlara bakıyorlar. Pasaporta mühürü bastılar ama sonradan pasaportları geri verdiklerinde İsmail kim burada diye sordular. Ben de buradayım dedim. Sen in aşağı dediler. Tamam dedim. Şimdi ben de bilmiyorum olayı. Mesele şu, kadın orada çalışan, Polak bir kadın, gümrükte çalışan kadın bana şey anlatmaya çalışıyor. Sen ülkeye bir hafta sonra girme hakkın var ama söylediği İngilizcesinde after demiyor, before diyor. Yani bir hafta önce girmen gerekiyordu diyor. Ben de başladım böyle tartışmaya işte nasıl olur da bir hafta önce ben bir hafta önce vizem yoktu falan. Neyse bunlar dedi ki abi sen giremeyeceksin ülkeye yani kısacası. Ben de orada biraz tartıştım işte benim elimi kolumu bağladılar o beyaz şeylerle. Neyse beni attılar bir odaya. Üzerinden bir 10 dakika geçmişti. Ben de böyle bekliyorum yani ilk defa hayatımda Avrupa'ya gidiyorum zaten askerden gelmişim beyin bomboş. Sonra bir baktım otobüs şoförleri ya odaya geldi benim odaya. Ben de Rusça biliyorum bu arada. Yani çok böyle ana dili gibi bilmesem de anlıyorum tabii konuşabiliyorum falan. Adamlar bana küfür etmeye başlıyor. Ben adamlara küfür ediyorum. Adamlar bana küfür ediyor. Ben adamlara küfür ediyorum. Yani 10 dakika böyle karşılıklı. Bir de benim elim kolum bağlı. Beni dövseler kendimi savunamayacağım. Yani yere atmaktan başka bir şansım yok elimde. Neyse işin aslını sonradan anlamışım. Meğersem ben bir hafta sonra açılıyor benim vizem. Yani 1 Ekim'de açılıyor. Ben de 23 Eylül'de sınırı geçmeye çalışıyorum falan. Adamlara illegal kişiyi taşıyorsunuz diye yani Polonya parasıyla bir 30 bin zloty neredeyse kaç euro yapıyor Ege? Yani 6 bin euroya yakın. 5-6 bin euroya yakın adamlara ceza yazmışlar. Adamlar ondan dolayı küfür ediyormuş bana orada. İşte. Benim de haberim yok bu olaydan. Neyse en son bizi geldiler odaları ayırdılar falan. Ben bir bayağı bir 10-12 saat falan kaldım orada. En son bir isteğim var mı? Valla su istiyordum. Bir de en son şey dedim, bir sigara içmek istiyorum. Beni götürdüler böyle bodrum katında bir yerlere sigara içtim. Tekrar Ukrayna'ya gönderdiler. Yapacak bir şey yok. Bu benim ilk Polonya girişim ve çıkışım oldu. Polonya'ya gelemeyişim. Gelemeyişim oldu. Bir sonrakinde ama aynı gümrükçü kadına rastladım. O beni böyle ha tamam şu an açılmış zaten. Beni hatırladın mı? Ha, gibisin. Şey aynen. Ben kendim onu çağırdım işte elimi kaldırdım böyle. O da beni gördü hatırladı. Yani Polonya açıkçası ilk defa girememiştim. Sonradan işte ikinci attempt başarılı oldu diyelim kısacası. Geldik Varşova'ya. Sonra yurda yerleştik o güzelim evet. Yurdumuza. Bol bol. Jivirki Vigori. Jivirki Vigori. Dinleyenlerden belki evet, orayı tanıyan olur. Bir numaralı binada. Aynen. Evet. Muhabbeti çok tuttuk galiba. Şimdi aslında ben İsmail'le ilgili başka bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. İsmail aslında çok iyi bir müzisyendir. Yani hem klarnete çok hakimdir. Hem piyanoya hakimdir. Ama şaşırtıcı bir özelliğini daha keşfettik. Bir gün kız arkadaşına, Şana'ya, buradan da selam gönderiyoruz. Hay Şana. Hay Şana. Şana'ya da bir şarkı besteledi doğum günü için. Bestelemedim ya. Pardon, var yanlış söyledim. Şarkı kaydetti. Aynen kaydetti. Ve bu şarkıyı kaydederken biz bir türlü bir aksaklıklar yaşadık. Kaydı ben alıyordum, İsmail söyleyecekti orada. Bir sürü aksaklık yaşıyoruz. Kablolar yok, kablolar programlar çalışmıyor. Programlar çöküyor bilmem ne, işte bilgisayar çöktü, bir şeyler oldu. Ben artık kafa yiyeceğim. Dedim ki en sonunda pizza söyleyelim madem. Bu muhabbetin üzerine saat dolmuş evet, 9, 6'dan birlikteyiz. Bu arada söylediğimiz pizza da 50 santimlik bu jumbo boy pizzalardan. Ondan sonra biz evet saat oldu kaç, 10 falan oldu. Biz kayda o zaman başladık. Ve pizzanın üstüne İsmail'in bir sesi çıktı ki inanılmaz bir bas bariton.
Ve şimdi o kaydettiğimiz şarkıyla yayına devam etmek istiyorum. İsmail, devam edelim mi sence? Tabii tabii. Tamam. Birazcık yine İsmail'in hikayeleriyle. İsmail, senin bir şey hikayesi var. Bu oda arkadaşım bir garip birisiydi benim hatırladığım. Doğru mu hatırlıyorum? Aynen, bir Alman çocuk vardı, Florian diye. Adam Erasmus, yani ben full time öğrenciyim. 2 sene okuyacağım. Adam sadece 6 aylık gelmiş. Bayağı da güzel para alıyor. 800 euro, 900 euro falan. Yani her gün şey yapıyorlar. Neydi onun adı? İşte klublara gidiliyor, yemekler yiyor. Bir tane de klub vardı. Park Club sanırım. Bedava bira verilirdi perşembe yani günleri. Bira değil ama su. Su yani. Su da değil de şimdi neyse söylemeyeyim. İçine Allah bilir ne katıyorlardı.
Ben ama gitmedim ya. Kısmet olmadı mı diyeyim, gitmedim. Hiç merakımda değildi orası. Bu çocuklarla ben hafta sonu takılıyordum. Ben bu adamı hiçbir zaman da birisiyle görmedim. Bir kızla birlikte olması falan. Hep böyle geziyordu. Değişik bir hayat tarzı vardı. Abi bir gece uyuyorum hafta içi. Bir geldi işte odaya girdiğinde her zaman böyle bir sesini duyardım ama bu sefer duymamışım. Nasıl yorgunsam. Sabah da erken kalkıp gideceğim işte üniversiteye. Gecenin 3'ü odadan böyle değişik bir sesler gelmeye başladı. Odada 2 tane tek kişilik yataklar var. Tamam, birinde uyuyor, birinde ben uyuyorum falan. Böyle bir geceyi böyle bir sesle uyanıyorsun. Düşün yani. Yani böyle şşş diye. Şşş diye. Ben de şey dedim. Ne oluyor dedim. Halüsinasyon mu görüyorum falan. O dönemlerde böyle Kasım ayları falan yani. Daha yeniyim. Yani bir takıldığım kız da yok falan. Daha ortamlara akamıyorum falan. Ya dedim bu ne oluyor böyle falan. Sonra anladım ki ben odamda bir şeyler oluyor. Neyse baştan ses etmeyeyim dedim. Baktım abi 15 dakika geçti. Yarım saat, 45 dakika geçti. Bir saat. Bunlar hala pış pış diye. Ya yani güya bana sakin olmayı, işte aralarında böyle öpüşüyorlar. Arkadaş bir kız getirmiş. Sonradan tanıyordum o kızı. İspanyol bir kız. Yani sakin olsun diye. Bir öpüşüyorlar, bir hış diyorlar. İkisi de sarhoş. Ben odadan çıktım. En son dayanamadım. Aldım sigaramı işte, telefonumu falan. Oturmuşum merdivenlerde sigara içiyorum. Dedim belki çıkarlar. Çıkmadılar sağ olsunlar onlar da. Ne, bu arada o çocuk da bir şey yapamamış kıza. Ya yani öyle küçük, öyle aynen o olan bana oldu sadece orada. Evet, yani. başka bir action yok ortada yani. Neyse aynen sadece o şş diye. Neyse sonra o adama Messenger'dan yazdım. Dedim ki abi dedim işte böyle bir durum olduğunda söyle. Benim arkadaşlar var, gidip odasında kalırım falan. Neyse üzerinden bir iki gün geçmişti. Ben de o gün bayağı içmişim ama akşam bir yere çıkmayacağım. Çünkü ertesi gün üniversite var. Ama sarhoşum. Böyle lavabodan çıktım, odaya doğru gidiyorum. Bir İspanyol grup iniyor. Üçüncü, dördüncü kattan falan. Beni gördüler, aa İsmail como estas falan fistan. Geldi böyle grup, aralarında bu kız da var. İşte merhaba merhaba ben İsmail, ben işte öyle. Kızın ismini hatırlamıyorum açıkçası. Kız da böyle değişik yani. Şimdi birine çirkin demek doğru bir şey değil. Çünkü sana göre çirkin, başkasına göre güzel. Fark etmez ama kızın böyle tam böyle ön dişlerinin ortasında bir piercing var, tamam mı? O bana ya itici o geliyor. Yani böyle abi, bir değişik bir tipti. Bu da böyle bir şey olmamış gibi. Sanki böyle aa ben seni tanıyorum, sen Florian'ın işte oda arkadaşısın falan. Bana bu lafı dokundu çünkü gece uyumayan benim yani. Bir de çocuğu da mutlu etmemiştin sonuçta yani. Neyse ben de dedim ki yok dedim. Yani ben seni tanıyorum. 2 gün önce dedim benim odamda bir hikaye olmuştu dedim. Ben seni oradan tanıyorum falan dedim. Kız böyle arkasını döndü. Dümdüz böyle topuk topuk yok oldu kız. Diğerleri de böyle aralarında böyle ne oluyor falan fistan diye. Böyle bir değişik bir hikaye geçmişti hayatımdan yurdun içinde. Bayağı enteresan hikayeler var. Ben de bugün birkaç tane daha enteresan hikaye anlatacağım. Biraz sonra hepimiz aslında bugünün konuları birazcık hayatımızda yaşadığımız enteresan aynen hikayeler, muhtemelen öyle değerlendirebiliriz bugünün konularını. Çok konuştuk biliyoruz. Biraz sonra daha az konuşacağız. Siz sıkılmayın. Şimdi renkler ve ışık. Sonsuza dek renkler yeni bir
yapmış. Gitsem mi o yoldan, ya da bir şans alır mı beni sormadan? Işığa yeni bir yol mu var? Gitsem mi o yoldan, ya da bir şans alır mı? Çok biliyorsun. Ne şans vardı, ne de bir renk, ne de ışığım sonsuza dek. Renkler yeni bir yol mu yapmış? Gitsem mi? Bize WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz eğer ulaşabilirsiniz. Telefon numarasını veriyorum. +48 507 581 071. Soladan sonra tekrar hatırlatacağım. +48 507 581 071. Our WhatsApp number +48 507 581 071. Tekrar birlikteyiz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Şimdi ben de biraz kendi hikayelerimden anlatacağım. Geçen hafta bahsettiğim bir arkadaşım vardı, Canberk. Kendisini çok seviyoruz. Onu da vurgulamak isterim. Cevşen'le özdeşleşmiş bir arkadaş olduğunu söylemiştim geçen hafta. Hikaye dinleyenler hatırlayabilir, dinlemeyenler YouTube'da geçen haftanın linkine YouTube'da YouTube linkiyle geçen haftaki yayını takip edebilirler tekrardan. Biz Canberk'e arada sırada böyle sorular sorarız. İşte Canberk ne yaptın? İşte cevap gelir. Yaptık bir şeyler. Annesi arıyor Canberk'i, işte soruyor, ne yaptın? Yaptık bir şeyler. Şimdi Canberk benim 3 yaşından beri arkadaşım, çok yakın arkadaşımdır. Kendisiyle bir süreliğine, yani şöyle, ben Türkiye'deyken neredeyse yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani birbirimizin evindeydik çoğu yaz tatilinde, öyle bir şeydi. En sonunda işte düğünde beraberdik. 3 hafta önce. Şimdi onunla yaşadığımız bir anıyı anlatmak istiyorum Ankara'da. 2008 yılında ikimiz de üniversite sınavlarına girdik. Üniversiteden
yani muhtemelen Gazi Üniversitesi'ne kazanacak Canberk. Öyle bir plan yapmış kafasında. Dedik ki bir hocalarla bir görüşmeye gidelim. Bir bölümler hakkında bilgi alalım. Ama yaz tatili hiçbir hoca yok ortalıkta. Sonra biz elektrik elektronik bölümünde bir tane açık bir kapı gördük. Bir tane asistan Arş Gör Fatih Evran diye birisi. Ama kapının önünden geçiyoruz. Biz bir de hani sürekli gülme krizine gireriz. Birbirimizi de tetikleriz böyle. O gün de kapının önünden geçerken bir tane adam işte o araştırma görevlisi böyle masanın altına kaykılmış. Abim orada soliter oynuyor muhtemelen. Ondan sonra biz orada işte dedik ki kapının önünde ya biz hani gülmeyelim. Bak rezil oluruz adama. Yani gülmememiz lazım. Şimdi dedik ki kapının önünde deşarj olalım. Sonra güldükten sonra biz gireriz. Canberk güldü. İçeriye bir cesaret girdi. Dedim abi girme ama erkenden girdi. Neyse ben bir yaklaşık bir 15 saniye daha bir deşarj oldum. Güldüm. Ben de girdim. Sonra Canberk'in bir hareketi vardı. Bu merhaba hareketi. Böyle kafa öne böyle kaykılır böyle merhaba demektir o. Öyle bir şey yaptı. Girdi odaya. Ben de arkadan girdim böyle. Hiç gülmemişim az önce gibi. Ondan sonra Canberk gayet ağırbaşlı sorular soruyor işte. Ya hocam işte mezunlar işte mezun olduktan sonra nerede iş bulabiliyorlar? İşte hangi dersler daha ağır işte vesaire böyle hani gayet mantık çerçevesinde sorular soruyor Canberk. Aradan şöyle 3-4 dakika falan geçti. Bana az önceki o gülme anı geldi. Ben böyle bir yaptım. Ama ben bunu yapınca bunu coverlamaya çalıştım ve öksürükle bunu örtmeye çalıştım. Şöyle yaptım. Dedim. Canberk anladı, koy verdi. Adam başladı gülmeye, ben başladım gülmeye. Benim güldüğümü görünce Canberk daha kötü koptu. Canberk kopunca ben daha kötü koptum. Böyle böyle birbirimizi böyle tetikledik. En son şeyi hatırlıyorum. Yerde yuvarlanıyoruz. Koltukları dövüyoruz. Konuşamıyoruz. Kıpkırmızı olmuşuz. Gülmekten nefes alamıyoruz. Adam da bize bakıyor. Hala elinde mouse. Biz yemin ediyorum 6-7 dakika kendimize gelemedik. Kendimize geldiğimizi zannettik. En son şöyle. Hocam diyoruz. Ondan sonra yine başlıyoruz gülmeye. Böyle yaklaşık 15 dakika falan devam etti. En sonunda adam bize döndü dedi ki ya dedi gençler dedi çok güzel sizin isimleriniz ne dedi. Canberk geldi. Ben Canberk dedi. Ben de Ege dedim. Tamam dedi. O gün Canberk'in elektrik elektronik macerasına son vermiş olduk. Canberk o dakikadan sonra makine mühendisliğini tercih etti. Şimdi benim müstakbel oğlumun şarkısı, onun adına yaptığım şarkı Meteor. Mete'ye yaptığım şarkı. Aslında bu bir şaka tabii ki öyle bir şey yok da. Meteor geliyor sizinle. Şimdi az önce telefon aldık fakat ulaşamadık. Daha doğrusu aramızda bir iletişim kopukluğu oldu. Şimdi telefon bağlantısına geçiyoruz. Alo.
Merhabalar, merhaba, nasılsınız? Merhaba, kiminle görüşüyoruz demeyeceğim çünkü telefonun çaldığı duyuldu. Evet, merhabalar. Özge Hanım. Nasılsın? Evet. Happy, ne haber? İyidir, sizden ne haber? Yayın çok iyi gidiyor, çok temponuz çok yüksek. Teşekkür ederiz. Bu arada kendisi çok sıkı bir radyo dinleyicisidir. Ben 15 yıldır tanıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir radyo dinleyicisidir. Ve çok fikrini de aldım şu zamana kadar. Teşekkürler katıldığın için. Teşekkür neler ederim. Söylemek istiyorsun? Ben teşekkür ederim. Başka? Vallahi şimdi sağlam bir radyo dinleyicisiyiz ama... Terzi kendi söküğünü. Terzi kendi döküğünü. Neyse. Dikemiyor. Evet. Bu akşamlık çok kısa bir bağlantı olsun. Tamam. Daha ilerleyen süreçlerde bizim hikayelerimizle şöyle bir saatlik çalışmalarımızda neler yaptığımıza dair. Tabii. Olur. Bekleriz yine. Her türlü. Biz aynı yerdeyiz. Tamam. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Esen kalınız efendim. Papila Hanım. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Şimdi bağlanabilirsiniz istediğiniz zaman. Numarayı tekrar veriyorum. +48 507 581 071 numaramız. Şimdi ben de bir hikayeyle devam edeceğim. Benim geçen programda da bahsettiğim çok yakın arkadaşım var. O da liseden arkadaşım Mert. Kendisi beni trollemeyi çok seviyor. Onunla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum şu anda. Mert zamanda bana kalmaya gelirdi. Böyle ben de işte kalırdı. İşte üniversite zamanlarında. Biz de ne yapıyorduk? Tabii yemek söylüyorduk. Yemek söylüyoruz. Kapıya yemek geliyor. Mert benim bilgisayarın başına geçmiş. Orada da benim hoparlörlerim var. Hoparlörler böyle açılmış. Tam yemeği alacağım sırada arkada play'e basıyor. Yine de şahlanıyor aman diye. Ben ya yemeğimi alayım, adama mı güleyim, kartı mı vereyim? Üç ayrı kola ayrılıyor bu anda. Hayır, bir de adamlar da anlamıyor. Şimdi ulan adamın evine gelmişiz. Adamın evinde darbe çığırtkanlığı yapılıyor. İşte böyle bir... olaydan bahsetmek istemiştim. Kendisine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Ve yanında da bir kişi daha var. Yine ikizim oradaymış. Özcan. Onur Özcan yeni ay geldi. Şarkısından tanıyorsunuz kendisini. Özcan Partisi'nin ben PR direktörüyüm. Şimdi de Özcan Partisi'nin reklam müziğiyle devam edelim. Şimdi... Reklamlar diyoruz ve Onur Özcan yeni ay geldi. Sonrasında İsmail'le devam edeceğiz. Özcan Vakti. Özcan Partisi. Öpüleceksiniz. Özcan Partisi öpüleceksiniz diyor ve biz Özcan'ın telefon bağlantısını yapacağız şimdi. Evet, kendisine birazdan ulaşmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak.
Evet, şimdi bu arada biz telefon bağlantısından önce İsmail'le devam edelim. İsmail'in bir efsane bir klarnet anısı vardır. Benim aklıma az önce bu geldi ve kendisine sordum. Yani bu olay doğrudur. Bu arada telefon araması gelirse açarız. Tabii. Sıkıntı olmazsa eğer. Umarım bağlantı güzel olur. Bizim bir küçük bir grubumuz vardı. Müzik yapıyorduk. Yani sahne alıyorduk. Bir keresinde klubların birinde bir sahne alıyoruz. Türk gecesi diye. İşte Türk şarkıları çalınıyor. İşte bir İspanyol arkadaş ritim tutmaya çalışıyor bizlere falan. Böyle değişik bir ortam var. Aramızda da herkes mesela Ege'de biraz fazla övdü ama ben böyle çok profesyonel bir müzisyen değilim ama. Neyse bir saatlik ve sanırım iki saat, iki buçuk saatlik bir programımız var ama olay şöyle, başka bir solo enstrüman olmadığı için tüm araları ben dolduruyorum müziklerde ve tüm sololarda ben de. Ve bir saatlik klarnet çaldıktan sonra artık benim klarnet bayağı ıslanmış içerisi. Ve klarnetin alt tarafından ses çıkmıyor. Bir tane de Arap arkadaş var, Arapça şarkı söylüyor. Ben de ona eşlik etmem lazım ama yapamıyorum. Neyse biraz zorladım. En son böyle klarneti bir üfledim, böyle içten üfledim. Ondan sonra klarnet ortadan bölündü. Yarısı sahneye düştü. Yarısı elimde kalmış böyle. Benim de bir gitarcı arkadaş var yanımda. Bir böyle bana bakıyor, bir yerdeki klarnete bakıyor. Abi ne yapacaksın diye falan. Neyse dedim, sıkıntı yok. Aldım yerden utanmadan, böyle tekrar taktım yerine. Meğersem klarnet boşalıyormuş ve gittikçe ortadan bölünüyormuş. En son devam ettik. Öyle bir değişik bir hikaye geçmişti başımdan, anlatmak istediğin dediğin. Yani sahnenin ortasında klarnetin ikiye bölündüğünü düşünmek, ya ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Yani ne bileyim, ben gitarla özdeşleştirdim şu anda. Gitar çalarken gitarın ikiye bölünmesi falan. Yani bir tel kopar yani gitarla. Telin koptuğu çok oldu. O çok oldu. Ha, birkaç çok kere oldu. Ama klarnette ben de hiç yaşamamıştım. Öyle bir şey ortadan diyorsun bölünmesi. Öyle ayrılıyor klarnet. Yani evet, bu yani çok enteresan bir olay kesinlikle. İyi toparladık ama sonuçta en azından. Tabii. Şimdi bir telefon bağlantısı daha yapacağız. Demin ulaşamayan arkadaşlarım tekrardan yayına bağlanacaklar. Çünkü şarj problemi yaşamışlar. Merhaba. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz? Onur Özcan Yenay. Onur Özcan Yenay geldi. Onur Özcan Yenay Botanik'ten bildiriyor. Yayınımıza baharlar geldi. Buyursunlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Mert ben de. Merhaba Mert. Nasılsın? İyiyiz. İlgiyle takip ediyoruz programını. Çok teşekkürler. Nasıl orada havalar? Siz ikiniz misiniz? Başkaları da var mı? Yalnızca ikimiz varız. Şu an çam ağaçlarının altında bir piknik masasında. Aha. Telefonumuzdan yayınınızı dinliyoruz. Teşekkürler. Atakule ile beraber değil mi? Doğru. Evet, biz de... Bu çok doğru. Bu doğru. Evet. Teşekkürler siz de aradığınız için, katıldığınız için. Sizin ikinizin de hikayesini iki haftadır anlatıyorum. İlk kez dinleyicilerimiz de seslerinizi duymuş oldular böylece. Evet. Ve mutlulukla dinliyoruz. Tekrar hatırlıyoruz anılarımızı. Evet, tüm dinleyenlere selam olsun. Umarım bu anlatılanlardan onlar da ne denir? Mutlu oluyorlardır ya da eğleniyorlardır diyelim. Salimen anlatıyoruz. Evet. Sıhhi bir şekilde. Sıhhatli. Sıhhatli bir şekilde. Evet. Çok teşekkürler aradığınız için. Ben bugünkü yayın biraz uzun sürüyor ama umarım sıkılmıyorsunuzdur. Pek kesinlikle. Sıkılmıyoruz. Tamam. Çok, İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Herkese çok teşekkürler. Aradınız. Asiler bizden de. Asiler bizden. Hadi görüşmek üzere. Çok attık. Evet. Teşekkür ediyoruz. Mert'le Özcan'a, ikisi beraber şimdi Botanik Parkı'ndalar Ankara'da. Hava güzel galiba.
bilmiyorum ama burada soğuyor. Umarım orada güzel bir havanız vardır diyoruz. Şimdi yine hiçbir mecrada yayınlanmamış olan Senle Ben Varız isimli şarkımla devam edeceğiz. 2015 yılında kaydını bitirmiştim. Henüz hiçbir yerde yayınlamak mümkün olmadı. Şimdi onunla sizi baş başa bırakıyorum. Vardım, yaşanırdın. Rüyadaydım karşımda. Tekrar birlikteyiz. Şimdi İsmail bu yıl kız arkadaşıyla beraber, kız arkadaşı Hollandalı. Kız arkadaşıyla beraber Antalya'ya gitti tatile ama biraz şanssız bir dönemde gitti. Bu orman yangınlarının yoğun olduğu dönemde gitti. Ve birazcık da açıkçası yakınına gitti yangının. Fakat yine de sormak istiyorum İsmail. Yani sen yine yabancı değilsin, sen de bizdensin ama sonuçta Şan'a yabancıydın. Nasıl bir tecrübeniz oldu Türkiye ile alakalı? Çünkü Şan'a galiba ilk kez gitti Türkiye'ye. Aynen. Genelde ben eskiden bir kere gitmiştim vardı. Yani Antalya taraflarına hiç gitmedim açıkçası. İlk defa böyle Polonya'dan Antalya'ya gidelim dedim. Beni orada Almancı olarak, yani yurt dışında yaşayan Türk olarak belirliyorlardı ve sonuç olarak yani fiyatlar yükseliyordu, ne bileyim, herkes de böyle abi gel işte bizde daha iyisi bir muhabbetleri ki ya dediğin gibi ben yabancı değilim, bizim kültürlerimiz aynı, işte düşünce tarzımız aynı diyelim, ben anlıyordum işte olaylar nereye varacak diye. Hatta bir keresinde, şimdi isim vermeyeyim, Lara taraflarında bir plaj vardı. Gittik kız arkadaşımla, işte özellerden bir tanesi. Özeldi sanırım. Private. Aynen. Beach'lerden. Aynen, özel bir beach. Gittik oraya, işte şezlonglar tutuldu. Soruyorum işte, girdim. Abi dedim işte şezlong ne kadar? 25'ti. Tamam, otur. Menüyü bırak dedim. Bir şeyler atıştırırız. Neyse, güzelce zaman geçirdik, vakit geçirdik. En son kalk gideceğiz zaten. 8'de kapanıyor. Çağırdım arkadaşı, dedim ki bizim hesap ne kadar yapıyor? Çocuk geldi, ben de kafamda hesaplıyorum. Yani 110-120 TL civarında bir şeyler ödeyeceğim. Çocuk geldi, 120 euro diyor bana. Ben böyle şaşırdım, dedim nasıl yani, euro ne? Yani 120-1200 TL yapıyor bu arada. Yani çok çok saçma bir şey, değil mi? Neyse, ben de kıza belli etmiyorum İşte böyle bir durum olduğunu. Sonra dedim ki git onu iyi bir hesapla getir. Bir de menüyü getir. Menüyü getirdi, harbiden adam haklı yani. 120 euro da çekse benden. Çünkü 25 yazıyor önünde, işte şey yazmıyor. TL mi euro mu fark etmiyor bunlar için. En son dedim müdürünü çağır. Müdürünü çağırdı falan. Ben ama şey dedim. Dedim o zaman ben 400 TL'ye bir karpuz yedim burada. Hayatımda yedim. En pahalı karpuz. Kendimi Miami'de gibi hissettirdiğiniz için. Krakow'da da en pahalı lahmacun yemiştim. Teşekkür ederim. Aynen. Krakow'da da en pahalı lahmacun. Hatırlıyorum. Ha, bu arada şey, İsveç'te de en pahalı İskender yemiştim ben. Gittiğin yerlerde her şeyin en pahalısını yeme. Aynen, gibi. 30-40 euroluk İskender. Ama nasıl yedim onu? Tabağını yiyecektim. Neyse, en son işte dedim ki tamam, ben buradan 120 euroyu öderim, sıkıntı yok. Ama bir şartla, burada oturan herkes, ama orada da nasıl bir aileler, biri Çorum'dan gelmiş, biri oradan gelmiş falan. Bunlar öldürsen euro ödemezler buraya yani. Dedim herkes gözümün önünde euroyu ödeyecek veya 100 euro karşılığı TL ödeyecek hesaplarını. Ben de ya euro ya TL ödeyip gideceğim. Ondan sonra müdür geldi, işte abi kusura bakma işte bizim çocuklar falan.
Dedim kazık atıyorsunuz da. Yani turist de olsam bile, İngilizce konuşsam bile bu 120 euroyu hiç kimse ödemez dedim. Polis çağırdım. Bari bir 50 euro iste, 40 iste, ne bileyim bir şeyler yap yani. Biraz adam gibi iste. Hayır aynen. Sen gerçekten yani ama gittiğin yerde böyle hani maaşı bırakıyorsun, öyle geziyorsun yani. Hani öyle sanıyorlar yani. Mesela Almanca şey soruyordu, abi euroyla nasıl, dedim abi ben euroyla kazanmıyorum. Keşke kazansam. Gibisini. Ama genel olarak yani memleket Türkiye benim için yani ikinci vatan gibi. Çok güzel vakit geçirdim. Dili bilmek büyük bir avantaj. Evet. Herkesle konuşabiliyorsun, anlaşabiliyorsun. Yani seni rahat kazıklayamıyorlar. Ya onlar dışında harbiden güzel vakit geçirdiğini düşünüyorum. Ve kız arkadaşım da öyle düşünüyorum diye tahmin ediyorum ki öyledir. Yani güzel zamanlar geçirdik Antalya'da. İnşallah bir sonraki seyahatimiz farklı bölgeleri olur Türkiye'de. Yani Antalya'yı gördük artık. Umarım, başka yerlerde vakit geçirir. Umarım yine güzel vakit geçirirsiniz. Tabii inşallah. Sen yabancı değilsin sonuçta. Öyle dedin de ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fakat benim çok enteresan bir tanıdığım daha var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bizim lisedeyken Danimarka asıllı bir Türk okul arkadaşımız vardı. Çocuğun babası Danimarkalı, annesi Türk. Ama adam ülkücü. Şimdi yo, arada gülüyorum da o arada bir sessizlik oluyor, kusura bakmayın. Bu adam ülke ocaklarına üye, böyle 3 hilalli anahtarlık falan sağlıyor. Ama bir görseniz beyaza yakın sarı bir saç, çilli bir surat, masmavi gözler. İmkanı yok, bu insan Türk olamaz dersiniz. Yani ama konuştuğu zaman adam konuşuyor. Senden benden birisi çünkü yani. Aynı şekilde konuşuyor. Şimdi bu adam biraz fazla ülkücüydü ve gitti soyadını değiştirdi. Danimarka Danca olan soyadını Türkçe gayet Türk bir soyadı yaptı. Sonrasında ben bununla ilgili bir hikaye daha anlatmak istiyorum bu adamla ilgili. Bir gün eski meclisi gezmeye gittik lise olarak. İşte Ulus'ta, Ankara Ulus'ta, bilmeyenler için söylüyorum. Bu Ulus'taki meclis, Ulus'taki heykelin, bu eski Ankara'nın eski merkezinin oradadır. Ancak etrafında hep böyle işportacılar, satıcılar, böyle ne bileyim terlikle otobüse binen köylü kadınlar falan, hep böyle insanlar vardır. İşte öyle bir yerden gidiyoruz. Biz de tabii okulla böyle gitmişiz. Bir anda arkadan bir tane işportacı geldi. Şey dedi. Hello turist, how are you dedi. Adam döndü arkaya. Ne diyorsun kardeş? Bir Danimarkalı'dan bu sesi duymak adamın herhalde hayatında yaşadığı en büyük şok olsa gerek. Diyorum ve şimdi sırada 2020 yılında geçen sene yayınladığım albümden Parıltılar geliyor. Daha sonrasında tekrar devam edeceğiz.
sessizlik ve çığlıklar. Farkındaydı insanlar eninde sonunda. Birlikteyiz. Şimdi böyle kabadayı arkadaşlardan bahsediyorduk. Demin işte bizim Danimarkalı ülkücü abimizden bahsediyorduk. Bir zamanlarda da ben kabadayıydım. Yani bu bahsettiğim yaş böyle ergenlik falan değil. 6-7 yaşındayken falan. Ben o zamanlar bu Bizimkiler dizisi varken işte... O zamanlar tabii çok revaçta 90'lar, Rize 90'lar çocuğu olduğumuz için orada bir karakterle özdeşleştim. Bu Aykut Oray'ın toprağı bol olsun buradan analım. Aykut Oray'ın canlandırdığı katil karakteriyle işte size yazıcı okumak yaşır sayın abim falan diye konuştuğu böyle bir şey vardı. Ben orada sürekli bu adamın koçum diye ya da gözüm diye böyle hitap ettiğini fark ettim. Ve ben bu koçum sözüyle bir takım korkularımı yendim. Fakat baktım ki bu koçum her yerde işliyor. Ben olayı başka mecralara da taşıdım. İlkokul 1. Tanışma günündeyiz. Böyle tanışma günü organize edilmiş. Okul başlamadan bir hafta önceki hafta sonu. Ondan sonra biz işte gittik. İşte sırayla insanları çağırdılar. İşte Ahmet bilmem ne, işte Mehmet bilmem ne, Buse bilmem ne, Arif Ege Or. İşte ben de sıraya girdim. Böyle dizildik. Yani boyum 70-80 santim falandır herhalde. Bilmiyorum. Öyle bir şeyim. Aynen de bugünler gibi bir hava var orada böyle Eylül ayından. Yani bu bugünün herhalde 25 yıl öncesi falan öyle bir şey. O anda tabii karşıdan güneş geliyor. Hava sıcak. Eylül ayı Ankara'da. Önümüzde de bir tane bir abi duruyor. Ben bu abiye döndüm dedim ki koçum şöyle biraz geç de perde yap bana dedim.
Ondan sonra bu da döndü böyle dedi, perde yaptı sonra. Ondan sonra biz işte tanıştık ettik falan filan. Aradan birkaç gün geçti, okul başladı. Ben ilkokul 1'e gidiyorum gururla böyle. Ondan sonra okulun içinde ben bu adamı gördüm. Adam bu abi, daha doğrusu değil çünkü abi 26-27 yaşlarında ya vardır ya yoktur bu koçum. Sonra bu koçum, ben gördüm bunu okulda. Dedim koçum ne haber dedim. Adam gene dedi, gitti. Aradan gene birkaç gün geçti. Koçum ne yapıyorsun ya dedim adama. Koçum yok ben öğretmenim dedi adam. Sonra dedim ki ulan biz de baltayı taşa vurmuşuz. Gittim orada. Baktım adam ne hocası acaba. Bir denk geldim ki müzik korosunu yönlendiriyor böyle. Onları yönetiyor. Böyle eliyle böyle bir yerinde baget var. Böyle orkestra şefi bageti falan. Ondan sonra dedim ki ya adam müzik hocasıymış, Allah kahretmesin. Sonradan bu hoca, daha doğrusu bu öğretmen o zamanın diliyle, Burak öğretmen, benim piyano hocam oldu ve 5 sene boyunca bana piyano dersi verdi. Kendisini çok severim, çok da iyi birisidir ama koçumla tanışmamız da çok ayrı bir komedi oldu. Şimdi bu Burak Hoca da aslında yani normal bir müzik hocası, bir piyano hocası. İşte hani öyle çok acayip espiritüel bir insan değildir ama bir gün yine bir parça çalıyoruz. Ona hazırlanıyoruz işte. Ben de bayağı ilerlemişim fakat ilk kez bir portede böyle majör minör tanımlarını göstermek için işte C maj, D min, F maj falan gibi tanımlar gördüm. İşte A min, B min falan, bunlar şey demek normalde işte C dediği işte do, min dediği minör, işte A dediği la, min dediği minör falan böyle bir şey. Ben böyle çaldım çaldım. Ya bir yere geldim, orada amin yazıyor. Şimdi hocaya döndüm, dedim ki ya Burak öğretmenim dedim, bu ne demek dedim. Hani ben ilk kez gördüm çünkü böyle bir şey. Yani normalde ben çalarım orada nota, işte portede ne varsa onu çalıyorum. Bu ilk kez yazıyla yazılmış falan. Adam ne, bu amin ne dedim. Adam döndü şey diyor, buraya böyle geliyorsun, çalıyorsun, çalıyorsun. Buraya gelince amin diyorsun. Sonra eliyle de şey yapıyor, amin yapıyor yüzüne. Sonra devam ediyorsun de. Bu da kendisinden böyle bir hikayedir. Şimdi bundan sonra, bu hikayeden sonra Düzen şarkısıyla devam edelim diyorum. Benim 2012 yılında İnsanat Bahçesi albümünden. Sonrasında İsmail'le bir hikaye ve kapanış yapacağız. Renksiz rüyalar gördüm. Utanmadım ve sormadım. Belki de sormamam gerek. Bu sadece susmak demek. Tek rüya gerçek olmalı. Sesimi duyan hiç olmadı. Boş ver, duymasınlar. Yaşamak yeter. Demek.
tekrar belki de bugün son kez beraberiz. Fakat şu an ufak bir teknik arızayla cebelleşiyoruz. Enteresan bir şekilde şarkı yükleyemiyorum. Yani son kapanış şarkısını yüklemede sıkıntı çıktı az önce. Neden böyle oldu bilmiyoruz ama Karant isimli şarkıyı ekleyemedik. Benim elektronik çalışmam. Daha önceden de bunu çalmıştım. O zaman şöyle yapalım. Son şarkımızı 99 akustik yapalım ve hepinize buradan iyi akşamlar, iyi geceler, diliyoruz. Kiminsine de iyi öğlenler diliyoruz. Egeciğim, tekrardan teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Umarım bizi dinleyenler de zevk almıştır bu 1 saat 20 dakikalık yayından ve başarılarının devamını dileyerekten biz de buradan iyi geceler diliyoruz. Ben de sana İsveç'teki hayatında başarılar, teşekkür mutluluklar ve büyük olumlu gelişmeler diliyorum. Umarım sen de mutlu olursun oralarda. Şimdi 99 akustikle veda diyoruz. Teşekkürler katıldığınız için. Yavaş yavaş vedalaşalım. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Neden dilin bir anda öldü uykular karşımda? Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü anılarda. Öksüz yetim. Good night everyone. Yine 99 belki de hala. Geceniz hayır olsun. Kanatlar yerler. Bon nuit. Üstlerine basıyoruz. Işıklarda kapandı. Good night. Yıldızlarla doldu. Kağıttandı. Bak oynayın. Şeyine birer birer yok oldu. Şabbe hayır. Neden delirdin bir anda? Naten emiri. Uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü. Vanan. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Dobranoc. Buenas noches. We'll be right back.
neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Kalim İhtar. Hepinize iyi geceler. Your station.